Arkadaşlar merhabalar. Böğürtlen yetiştiriciliği çoğaltma teknikleri videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar birçok bitkide olduğu gibi böğürtlende de birçok teknik var çoğaltma yöntemiyle ilgili. Bunların bir tanesi çelik alma, bir tanesi de daldırma yöntemi. Aslında bu video iki parçadan oluşacaktı. Diğer videoda bir sorun oluştuğu için onu yükleyemedim. Ben bunları daldırma yöntemiyle çoğalttım. Kısaca bahsetmek gerekirse daldırma yönteminden şöyle göstereyim. Arkadaşlar anaç dalımızın burada olduğunu düşünürsek bu şekilde daldırma yöntemi bu bitkiyi yere yatırıp toprağa değdiği yerden şöyle gösterebilsem. Tek ele biraz zor oluyor. Evet. Şu toprağa değdiği yerden buradan kök atmaya başlıyor. Ve büyüme ucu devam ediyor. Aynı şekilde şu şekilde. Şöyle gösterebilirim. Evet. Evet arkadaşlar. Anaç dalımız böğürtlen. Bu dalın birini bu şekilde yere toprağa değdirdiğimiz zaman veya bunun altına saksı da koyabilirsiniz. Saksıda yetiştirilik yapmak istiyorsanız daha iyi olması için. Çoğunlukla ben saksı yapıyorum. Bunlar toprağa değdiği için kendi köklerini çileyim. Bunları aldım. Bu şekilde toprağa değen yerini bir tel yardımıyla toprağa sabitliyorum. Tabi bunun köklendikten sonra 2-3 hafta içinde köklenme gerçekleşiyor. Köklenme gerçekleştikten sonra buradan anaçtan gelen dalı kesiyor. Kestikten sonra şu şekilde bir tane de fide elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar bu kesildiği zaman bu gözlerden tekrardan dal çıkardığı için, büyüme ucu çıkardığı için bu ölmüş olmuyor bu bitki. Aynı şekilde buradan da bir tane de çıkartabiliriz. Dikimden biraz bahsedecek olursa arkadaşlar ben bunları bugün saksıya dikmeyi düşünüyorum. Hatta bir tanesini birlikte dikelim. Şu şekilde kendime kap yaptım. Saksı bulamadım şu an için burada. Tabii ki olmazsa olmazı kullandığımız saksılarda drenaj delikleri şu şekilde. Ben 3 tane deldim. Evet, şu şekilde dolduralım saksımızı. Kullandığım harçtan biraz bahsedecek olursa bahçe toprağı, çam gübresi, solucan gübresi. Bu üçlü karışımdan yapıyorum. Bu şekilde görüyorsunuz. Arkadaşlar bir de çelik yöntemi var. Onu da size göstereceğim. Şunu bir tanesini dikelim. Evet. Arkadaşlar saksıyı tam doldurmanıza gerek yok. Şu şekilde saksıyı üstte iki parmak boşluk kalacak şekilde doldurduğunuzda iki parmağınızda veya üç parmağınızda şu şekilde ortada bir yer açın. Bu delik fazla kenarlarda ve bu şekilde olmasın. Tam ortada yapmaya çalışın. Bizim dikmek istediğimiz şuydu. Arkadaşlar bunu şu şekilde kökler kıvrılmadan şu şekilde koyup etrafına biraz daha toprak atıp köklere zarar vermemek için sadece kenarları bastırıyorum. Ve böğürtlen ağacımızı şu şekilde sabit tutabilmek için burada ben biraz önce yapmıştım. Bir çumak yardımıyla aslında ip olmaması gerekiyor ama ben bir bez parçası bulamadım şu anda. Bu şekilde bir bez parçasıyla bağlayabilirsiniz. Tabi dikim yaptıktan sonra mutlaka olmazsa olmazı can suyu.
Buna da verelim. Buna da vermemiştim biraz önce. Evet arkadaşlar. Bu şekilde dikimi gerçekleştiriyoruz. Buna biraz sonra ben yanına bir çomak dikip tekrardan destek veririm buna. Arkadaşlar çelik yöntemine gelecek olursak tekerle makasla kesebilir miyim bilmiyorum ama aslında şu şekilde olması gerekiyor. Bizim çelik alacağımız gövdenin kurşun kalem büyüklüğünde olması gerekiyor. Ama şu anda ben bulamadığım için yani olmadığı için yanımda sadece göstermelik size şey yapayım. Tabii ki bunda yaprak olmaması gerekiyor. En güzel çeliklenme yaprak olmadığı bitkinin uyku döneminde olduğu zamanlarda alınır. Evet. Arkadaşlar şuradan kesiyorum. Evet makasımız kesti. Yani biraz zor olacak farkındayım. Arkadaşlar makasımın ucunda bir tane tomurcuk var. Şuradan 45 derece açıyla tek seferde kesmeye çalışıyorum. Kesemedim. Evet farkındayım. Bunu vazgeçtim arkadaşlar. Kesemedim çünkü makasımız biraz sıkıntılı. Şimdi kenara bırakıp tekrar da şuradan 45 derece açıyla kesip büyüme ucunu görüyor musunuz? Evet. Bu şekilde alıp normalde 45'lik viyollere daha güzel oluyor. Yani 45'lik viyollere yapmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde büyüme ucu yukarı gelecek şekilde toprağa, tabii ben bunu kokabit ve perlit karışımını yapıyorum. Size göstermek için yaptım bunu şu anda. Bu şekilde kokabit ve perlit karışımı olan ortama bu şekilde batırıyoruz kenarda. Ondan sonra üstüne bu şekilde hafiften çok fazla örtmemek şartıyla, çok bastırmamak şartıyla bu şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar bu çelikleme yönteminde bir diğer çeşit daha, hani bir diğer yöntem daha var. Onu da şöyle göstereyim. Yine uç tarafını %45'lik açıyla kesip şu şekilde yapanlar var. Arkadaşlar bu yöntem pek bana mantıklı gelmiyor. Çünkü burada bütün gövde içeride kalacağı için nemli ortamda çeliğin su tüketimi daha az olur. Burada dışarıda kalan gövde susuz kalacağı için ve nem ortamı olmayacağı için tutma olasılığı daha düşük. Bana göre bu daha yüksek. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Bizim bandırma yöntemiyle köklendirdiğimiz böğürtlenler. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.